Yunus Kana. Aytanen. Aytanen ortaya çeviriyor. Mustafa Özkan dokunuyor ağlara gidiyor. 5. dakika. Yeniden skor 1-0 önde Deplasman'da. Herkese merhaba. Anadolu Sepeti Pınar Futbol Kulübü YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Denizli Spor'dan bahsedeceğim. Süper Lig'den ilk düşen takım Denizli Spor oldu. Kimi zaman şampiyonluktan ederken geliyor, bekliyor ve pasını atıyor. Mustafa Keçimli vuruş ağlara gidiyor. Kimi zaman Avrupa kupalarında zaferden zafere koşarken Ali Tandoğan. Yine Denizli Spor hata. Ali Tandoğan'dan Mustafa Özkan'a. Aytanen. Aytanen ortaya çeviriyor. Mustafa Özkan dokunuyor ağlara gidiyor. 5. dakika. Denizli Spor 1-0 önde deplasmanda. Türkiye'yi büyülemiş olan yeşil siyahlı ekip yeni sezona Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'de mücadele edecek. 2018-2019 Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig şampiyonu olan Denizli Spor sezona Hırvat teknik adam Prosinecki ile başlamış. Alınan kötü sonuçlar birbirini takip etti. Ya Türkiye Kupası 4. turda Süper Lig ekibi Yukatel Denizli Spor evinde misli.com 2. lig temsilcisi Turgutlu Spor'a 2-1 yenilerek elendiği maçın ardından teknik direktör Prosinecki ile yollar ayrılmıştı. Sonrasında Kenan Atik ile anlaşan horozlar bir türlü kötü gidişata dur diyemiyor. Kasımpaşa karşısında 3-2 mağlup olan takımda Kenan Atik ile de yollar ayrılmıştı ve teknik adam Yalçın Koşukavak ile anlaşılmıştı. İlk iki maçında Alanya Spor ve Büyükşehir Belediyesi Erzurum Spor karşısında 3 puana ulaşmış ancak istikrar sağlanamamıştı. Sonrasında çıktığı 6 maçta 4 mağlubiyet, 2 beraberlik alabilen Koşukavak da istifa etmiş, yerine Hakan Kutlu ile anlaşılmıştı. 13 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik almasına karşın kendi evinde Erzurum Spor'a 3-2 kaybedince Hakan Kutlu da bırakmış. Takımın efsanelerinden Ali Tandoğan son haftalarda takıma kazandırılmıştı. Uzun yıllar futbol oynadım. Buraya gelme sebebim zaten bütün zorlukların, hani ben buraya gelirken şunu bilmiyor değildim. Tabii ki çok büyük zorluklar olacaktı. Bu zorlukların altından kalkmak için elimizden geleni yapacaktık. Ona göre bu sene, geçen sene daha ağır bir süreç yaşanıyor. Hem maddi hem taraftar desteği olmuyor biliyorsunuz. Tabii ki böyle bir hastalığın, böyle bir şeyin ilk defa yaşanıyor ülkemizde. Bazı kulüpler bunu çok akıllıca yürütüp transfer politikasını ona göre yaptılar. Yani bizim gibi takımların bunu tam olarak idrak edemeyişleri ister istemez, yani istenilen kalitede oyuncu grubuna sahip olmayışları takımı bu noktalara taşıdı. Umarız bir zamanlar futbolcumuz Bahtiyar Altan'ın formasını giydiği Denizli Spor eski günlerine bir an önce döner ve yine Avrupa'da galibiyetten galibiyete koşar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu likelamayı, videomuzun altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı da lütfen es geçmeyin. Sağlıkla kalın. Görüşmek dileğiyle.